Merhaba, ben Esen Blake. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir biscotti tarifi yapacağız. Biscotti, İtalyanların böyle kahveye, likörlerine batırarak yediği kıtır kıtır bizim etmek tarzında kurutularak pişirilen bir kekten bozma kurabiyeleri. Nasıl? Güzel tarif ettim. İnanılmaz. Hızlıca malzemelerimizi sayıyorum. Yaklaşık 500 gram kadar unumuz var. Bir kase, yani bir avuçtan biraz fazla badem, bir avuç kadar fındık, bir avuç çikolata parçacıkları, yaklaşık bir su bardağı kadar şeker, bir paket kabartma tozu, 4 adet yumurtamız var. 1 adet yumurtayı da beyazını ayırıp üzerine sürmek için kullanacağız. Hızlıca malzemelerimi saydım. Şimdi yapmaya başlayacağım. Önce bu bademleri ve fındıkları şöyle irice doğrayacağım. Çok değil. Biskotinin içine koymak için. Şöyle. Yedin mi yanlış mı biskotti? Yemedim daha önce. İnşallah. Bugüne kısmet olur. Bugüne kısmet. Şimdi bunu şöyle iri iri doğrayıp karıştırma kabımın içine alacağım. Bu irilik yeterli. Çok da küçük istemiyoruz. Şöyle. Çok hızlı aldı. Hı? Çok hızlı aldı. Göremedin mi? Göremedim. Tamam. Bir daha yapalım. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Yemek kısmet olacak. Şimdi. Bunun içine fıstık, kuru üzüm, kuru diğer meyvelerden eklenebilir. Onu o şekilde yapanlar da var. Görüyor musun yanlışım? Evet. Şimdi fındıkları da hızlıca şöyle bir iri iri kıtır kıtır doğrayalım. Çok değil. Selim, buraları hızlandırırsın, sıkılmasın insanlar. Şimdi şekeri ekliyorum. Bir bardak. İçine unu koydum. Çikolatalar. Ve kabartma tozu. Şimdi bunu bir kenara alayım. Bunu şöyle bir güzelce elimle karıştırıyorum. Şimdi... Biraz banyo vereyim mi? Tamam mı? Şimdi bunun ortasını açtım. İçine 4 tane yumurta kıracağım. Hop. 1. 2. 3 ve 4. Şimdi bunu yoğurup güzel bir hamur haline getireceğim. Şöyle. Tek istediğim şuradan bir tutamla tuz atmak. Çünkü tatların içine tuz koyduğunuz zaman o tadı daha çok ortaya çıkarıyor. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum Selin. Biraz bana yaklaşırsan. Evet, öyle de. Aynen. Açıl. Diğer türlü de yapabilir misin? Görüyor musun? Tamam, ama artık yapamayacağım çünkü ovalamaya devam etmek istiyorum. Şimdi benim hamurum bir yandan karışmaya devam ediyor. Burada bir ufak ipucu daha vermek istiyorum. Mesela benim şu an başıma gelen gibi. Benim yumurtalarımın bir kısmı büyüktü. Medium large muhabbeti var ya şimdi yeni şeylerde, hiç dikkat ettiniz mi? Evet, evet. Marketlerde artık orta boy yumurta, büyük boy yumurta, evet, küçük boy yumurta falan filan. Ben 500 gram dedim. Şimdi bunu bir iyice ununu yedireceğim. Eğer un az gelirse içine bir iki kaşık daha koyacağım ama daha erken söylemek için. Onu bir yapıp sonra size doğru kıvama ulaştığında göstereceğim. Ama galiba bir iki kaşık falan alacak. Neredeydin? Tepede. Şıpıdık terlikleri ve Selin. En tepede yakaladın mı? Değil mi bu? Evet. Ufak su bardağı var ya bak orada. Ona koyabilirsin. O 2-3 kaşık alıyor zaten. Hayır, ha evet o. Aynen. Ben ismi bilmiyor muyum ya? İsmi bilmez miyim? Biliyorsun, haklısın bebeğim. Söyleyeceğim size şimdi. Kıvamını görünce zaten anlayacaksınız. Dediğim gibi onu ekleyebilirsiniz diyorum ya. Şimdi. Hah, gitmeye başladı yapışıklı. Her zaman 2-3 kaşık daha ekleyebilirsiniz. Normal bir hamur kıvamına gelecek. Gösteriyorum. Ben bunu tezgahıma alayım mı Yalçın? Görmek ister misin? Ya çok iyi olur. Çok sevinirim.
sevinir ki dersin. Şimdi dur, içindeki unu da alacağım, bekle. Ben şimdi Selim buraya bir müzik atıver. Bunu yoğurup bir hamur haline getireyim. Şimdi bunun karışması lazım hiç. Şöyle bir hamur elde ettik. Dediğim gibi 100-150 gram daha ekleyebilirsiniz. Hafif ıslak ama tam kelimesini bulacağım. Katı bir hamur olacak. Hafif ıslak ama katı. Doğru. Şimdi 4 tane parçaya ayırdım. Bunları böyle hafif unlayarak bir silindir haline getiriyorum. Şöyle. Aha, yapıştı buradakilere. Bunu almam lazım. Şimdi bu birinci rulo. Bu burada dursun. Şöyle ununu da alalım. Bu ikinci rulo. Bunu da unlayalım hafif. Şurada bir fırın tepsim var. Onun üzerine şöyle aralıklı yapalım. Hafif ezerek koyuyorum. Bunu böyle. Biraz aralıklı çünkü bunlar kabarıp genişleyecek. Şöyle. Bunu da. Ve aha, yapıştı. Sonuncu. Şimdi bunun üzerine ben yumurta beyazı süreceğim. Ay, burnum kaşındı ondan. Üzerine yumurta beyazı süreceğim. Yumurta beyazı sürdükten sonra 190 derecelik fırına yaklaşık bir 20-30 dakika kadar atacağım. Onlar o sırada kabarmış olacaklar. Sonra çıkarıp nasıl pişirmeye devam edeceğimizi göstereceğim. Neye gülüyorsun Kehke acaba? Ah, dağıttım. Tüh. Gözünüz kaldı galiba. Ya arada genel olacak o kadar. Hı? Şöyle göreyim ben onu keserken. Gel. Şimdi biskottiler fırından çıktı. Ben bunları böyle ekmek bıçağıyla dilimliyorum. Ve tekrar bunları böyle tepsiye yayıyorum. Hepsini bu şekilde yapıp yayacağım. Sonra bunları... Şu anda burada fırınımı 80 dereceye düşürdüm. 80 derece önce de yapabilirim. 80 derecede önce yarım saat bu yüzeyini pişireceğim. Yarım saat sonra hepsini ters çevireceğim. Yaklaşık 1 saate yakın fırında kurumaya bırakacağım. Sonra onlar böyle kıtır kıtır müthiş kurabiyeler olacak. Biskottiler pişti. Çıtır çıtır oldular. Dediğim gibi bunları 1 saat, 1,5 saat fırında güzelce kuruttuk. Bir tanesinin tadına bakayım mı Yalçın? Çıtır çıtır bir tane. Olmuş bunlar. Çok iyi olmuş hem de. Bunlar şimdi bekledikçe, soğudukça biraz daha kıtırlaşacak ve soğuyacak. Bunlar iyice soğuduktan sonra biskottileri yaklaşık 2-3 hafta kadar böyle ağzını kapayabileceğiniz ya da hava geçirmez kutularda saklayabilirsiniz. Çok çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi içindeki meyveleri... Pardon, içindeki çikolata ve badem ve fındıkları başka malzemelerle de değiştirebilirsiniz. Kuru üzüm olabilir, kuru yaban mersini olabilir, ceviz, yine badem, şan fıstığı gibi farklı malzemeler kullanarak da biskottiler yapabilirsiniz. Çok pratik, çok lezzetli ama yapması biraz uzun süren, sabır isteyen daha doğrusu ama yapması çok kolay olan bir tariftir. Umarım tarifi beğenirsiniz. Deneyenler paylaşırlarsa çok çok mutlu olurum. Onun dışında kanala abone olmayı, mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.